Kapalıyız. Kusura bakma güzelim. Özel bir görüşme yapacağız da ondan kilitledik. Ne istiyorsunuz? Ya dur bir hele. Bir soluklanalım. Ya burası çok sıcak ha. Klima falan mı çalışıyor? Yo, hayır. Ayakta kaldın Banu. Otursana. Banu. Banu bak, bu var ya, oturunca insanın beline batıyor biliyor musun? Gerçi sen nereden bileceksin ya? Bilmezsin tabii. Neyse. Hayırdır? Toparlanıyorsun galiba. Evet, boşaltıyorum burayı. Peki, Fırat kardeşim nerede? Fırat yok. Yani gelmez bugün. Hadi be. Ya desene biz boşuna geldik buraya. O zaman ne yapalım? Gidelim beyefendiyi mekanda ziyaret edelim ha? Bu şirkette takılıyordur herhalde değil mi? Bilmiyorum. Bana bak fındık kurdu. Seni severim bilirsin. Zaten ufak tefek hatunlara zaafım var. Biliyorum. Sen de bu işin içindesin. Bana yanlış kim yaparsa yapsın asla affetmem. Gerekirse seni bile harcıyorum. Ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum ki. Şşş! Bana bak. Bak! Bence sen ne demek istediğimi çok iyi anladın. Gidiyoruz. Aç şu telefonu Fırat, aç. Efendim Banu. Fırat çabuk şirkete git. Bu Metin kafayı yemiş. Salona geldi. Beni tehdit etti manyak. Seni arıyor her yerde. Tamam, tamam Banu gidiyorum. Ne dedi Allah'ın belası? Panik yapmadan doğru düzgün anlat şunu. Sıkıştırdı beni adam. Yüzüme silah doğrulttu. Allah kahretsin. Abi gördüğün gibi. Biz paraları aldık, pırlantaları teslim ettik. Daha sonra Salih çıktı gitti, bir daha da hiç görmedik. Ama sen şimdi kalkmış diyorsun ki vay efendim en son sizin yanınızda görüldü diye bana yükleniyorsun sen abi. Evet. Tamam işte en son sizin yanınızda görünmüş. Takıldım ben bu işe Fırat kardeşim. Bilmem anlatabildim mi? Abi ben seni anlıyorum anlıyorum da bana takılacağım bir şey yok ki. Benim suçum günahım yok. Salih almış pırlantaları, kaçmış gitmiş. Salih yıllardır benim sağ kolum. Ben güvenmediğim adama 1 milyon dolar teslim eder miyim? Mal mıyım lan ben? Estağfurullah abi olur mu öyle şey? Yani biliyorsun ama paranın yüzü sıcak. İnsanoğlu bu beşer şaşar. Gözü kararttıysa demek. Eyvallah. Her yerde aratıyorum Salih'i. İlla bulacağım. O zaman öğreneceğim ne olduğunu. Arat. Arat tabii ki abi. Ama Allah bilir nerede şimdi. Meksika'da mı başka bir ülkede mi bilemezsin ki. Cehennemin dibinde olsa bulurum ben onu. Hiç kimse bana yanlış yapamaz. Yapamaz tabii abi. Olur mu öyle şey? Hah. Yemekler de geldi abi. Soğutmayalım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Thank you.
Sonra adama dedim ki herkes çorbasına baksın taşmasın dedim. İyi demiş miyim? İyi demiş. Pardon. Hah. Alo. Söyle Salim, aldın mı kuzuları? Aldım aldım abi. Dükkandan çıktım da bu Fırat aradı şimdi. Seninle konuşmam lazım dedi. Anlamadım vallahi ben de. Yanına gidiyorum şimdi. Derdi neymiş? İyi. Git bir görüş bakalım. Derdi neymiş öğren. Abi. Bu Fırat Talih'i yanına çağırdığını anlatmadı sana. Ağzında ne çıkacak dedik. Aha. Çıka çıka bu çıktı işte. Çocuğu resmen harcamış abi. Başka açıklaması yok bunun. Suya düşürmüş Salih'i. Şu Fırat'ın 7 sülalesi, şirketi, anası, danası, çoluğu, çocuğu kim varsa araştırın. Yemin ederim dünyayı dar edeceğim ona. Onunla fitil fitil getireceğim. Akla. Madem ısrar ediyorsunuz. Harika şeyler aldık hem de indirimden. Kenan bana tek kelime dahi edemez. Ay heyecanlıyım. Çok yakıştı ya. Hepsi sana çok yakıştı. Değil mi halam? Çok güzel olacaksın halam. Evet. Gel bana bak, bir selfie çekilelim. Bugün hiç çekilmedin. Evet. Paylaşıyorum. Paylaştım. Hı-hı. Çok güzel oldu. Bak seni takdir ettim. Sonunda Paris'ten şahane bir gelinliğin olacak. Ama Neval Hanım yine çok sinirlenecek. Sinirlense sinirlene alışacak o bana. Acaba nedir canım? Senin bu canın kontrolünü alman lazım ki. Yoksa hayat boyu çok mutsuz olursun çocuğum. Doğru diyorsun ya. Hı? Evet artık ben bu dakikadan sonra ipleri elime alıyorum halacığım. Tamamdır. Vallahi evladım zaten sabah babanı aradı. Ne dedi? Ya ne desin? Bu ne biçim nişanlık? Aynı evde yaşıyorlar. Derhal nikah kıyılsın dedi. Benim tansiyonlar fırladı yine. Hallet şu işi. Tamam halacığım. Evleniyoruz işte. Evleniyorum ya. Bırak lan beni, bırak! Sizlik yapma, bırak! Abi, bak Salih dükkandan çıkıp gittikten sonra ben sadece 2 dakika gördüm. Ondan sonra görmedim. Ya benim bir arsa işim vardı, sahibi kıllık çıkartıyordu. Yardımcı olmasını istedim, hepsi bu. Fırat. Adam en son dükkanından çıkarken görüldü. Sonra sen buluştun, görüştün. En sonunda da denizin dibinden arabasıyla çıkarıldı. Hem de kendisiyle aile vurulmuş halde. Abi, 2 dakika gördüm diyorum sana. Sadece 2 dakika. Benim bir ilgim alakam yok. Ya ben kurmuşum tezgahımı, para kazanıyorum. Ecelime mi susadım? Niye yapayım böyle bir şey? Ben bilmem lan. Bana $2 milyon borcum var. Birincisi kayıp para için. İkincisi bu olaydan yırtman için. Yoksa... Bak, namlumun ucunda ilk kim var? Lan! Rahat dur lan. Beynini dağıtırım senin. Ailemden uzak dur. Hiç yapma. Senin adamın seni satmış, arkandan iş çevirmiş. Sonra öldürmüşler, denize atmışlar. Faturayı bana kesiyorsun. Kes lan! Bana bak. Yiyeceğimi dedim. $2 milyon önüme koyacaksın Fırat kardeşim. Yoksa anandan başlayıp tüm sülalini gezerim. En sonunda da seni gebertirim. Tamam. Allah'ın belası tamam. 3 gün içinde o para masanın üstünde olacak. Anlaşıldı mı? Tamam. Bırak. Alırın şunu. Baksanıza. Yüzünü zaten beni fena yapmış. Bize boş bir yer bırakmamış. Ben 3 günde $2 milyon bulamam. Sen sosyete bebesi değil misin lan? Ha?
Amcan Holdingler patronu değil mi? Bulacaksın. Bulamazsan olacakları biliyorsun. Ah be Japon gülüm. Ne oldu? Korktun mu? Korktum tabii. En çok da sana üzülüyorum biliyor musun? Oysa ki seninle ilgili çok güzel hayallerim vardı benim. Bak, bu yüzünden mezarına çiçek bırakabilirim. Çok yazık. Bunların hepsi senin salaklığın yüzünden oldu. Pırlantaları sen çaldırdın, Salih'i sen öldürdün. Ya beni bile kandırdın sen, beni bile. Senin yüzünden canımdan olacağım ben be. Banu yeter ya. Bir sus artık. Bir sus. Susar sus. Ben var ya ben. Ben böyle olacağını bilseydim asla seninle bir şey yapmazdım. Bu saçma sapan işlere karışmazdım. Nasıl bulunacak ya o para? Hı? Nasıl bulunacak Fırat? Ya iki katı. Adam iki katını istiyor, iki katı. Ne yapıyorsun sen? Karışma. Banu cevap ver, ne yapıyorsun? Karışma dedim sana. Ben geliyorum Yaren birazdan. Alo Banucuğum. Sonunda aklına gelebildim ha. Helal olsun sana. Eda. Bak artık bu işin şakası yok. Ben ölümle tehdit ediliyorum. Nasıl yani anlamadım. Bak sendeki pırlantalar Fırat'a ait değil tamam mı? Sahibi çok tehlikeli biri ve benim peşime düştü. Hemen onları geri vermemiz gerekiyor. Ya Banu yer miyim ben bu numaraları ya ha? Bana ucuz ucuz yalanlarla geliyorsun. Kızım hani en son sahilde konuştuk Maldivler'de drink atacaktık. Ne oldu drinklere ha? Ben yer miyim sence senin bu ucuz yalanlarına? Eda ben doğruyu söylüyorum. Bak ben olan biteni anlatıp adama senin ismini vermek zorunda kalacağım. O zaman ne olacak biliyor musun? Sen, ben öleceğiz Eda. Hepimiz öleceğiz. Olur Banu. Bana uyar. Çünkü benim bu hayatta kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama diyelim ki doğru söylüyorsun. O pırlantalar da benimle birlikte mezara gider Banu. Hiç kimse bulamaz. En azından afilli bir mezarım olur değil mi Banucuğum? Hadi Banucuğum öptüm. Bu kız deli bu. Korkmuyor ki. Umursamadı bile. Yolun sonuna geldik Banu. Yolun sonuna geldik. Ben o küçük şeytanın hakkından geleceğim. Eda, mutlaka konuşmamız lazım. Ben de pırlantalardan vazgeçmek istemiyorum ama korkuyorum. Çözüm. Akşam bana gel konuşalım. Evimin konumunu atacağım. Bekliyorum bak. Tamam.
Hoş geldin Eda'cığım, geç. Kimse yok, merak etme, gir hadi. Banucuğum, kimse yok değil mi? Başka evlisin. Eda, yok dedim. Otursana şöyle sen. Tamam. Ne içersin? Hiçbir şey, teşekkür ederim. Aa, olur mu öyle şey? Ben sana bir bitki çayı yapayım, hem rahatlarsın. Uykular Eda'cığım. Tarafına bir şey olacak şimdi. Sakin ol. Dur. Bana bak küçük şeytan. Ağzındaki bandı çıkartacağım. Ama sakın yüzüme tükürme. Tamam? Fena olur. Kızım sen. Manyak olan sensin be. Sensin. Nerede o senin ekülün ha? Nerede, korkup kaçtı mı? Gitti Eda. Gitti. Bak, bizden başka kimse yok burada. Sen boş ver şimdi Banu'yu. Boş ver. Bizim meselemiz başka, biliyorsun değil mi? Pırlantalarımı bana geri vereceksin Eda. Yoksa seni perişan ederim. Vermeyeceğim. İstiyorsan beni perişan et. Ne yapabilirsin ya sen bana? Benim bir canım var. Onu alabilirsin ancak. Ne yapayım, korkayım, ağlayayım mı ha? Bak titreyeyim diyorum da, hay Allah. Titreyemiyorum, elim kolum bağlı çünkü. Eda, pişman olursun. Ölsem de vermeyeceğim. Ben bunu Banu'ya söylemiştim ya, yetiştirmedim mi sana ha? Ben ölürsem onlar benimle birlikte mezara gider. Ölürüm de vermem ben onları, vermeyeceğim sana. Ya ölmekten beter edersem seni? Hı? Ya sen bana ne yapabilirsin ha? Thank you.
Fırat. Sen bunu nereden buldun? Nereden buldun sen bunu? Eda'cığım, sen benim arkamdan iş çevirirken ben de boş durmadım. Yetimhaneye gittim. Arkadaşlarımla tanıştım. Ya senin ne kadar güzel arkadaşların var öyle. Ha? Hatta neydi birinin adı? İpek. İpek. Ya ben ikna etmeseydim bu görüntülerin hepsini Yaren'e gönderecekti. Senin aklın alıyor mu böyle bir şeye? Ha? Ne oldu Eda? Sustun. Sen korktun mu? Hı? Ya sen kızın hayallerini bir gecede yaktın, kül ettin. Kız şimdi okula gidecekken evde hizmetçilik kapa yapıyor. Kapa çeneni! Ama öyle okula gidecekken hizmetçilik yapıyor şu an. Kapa çeneni! Hiçbir şey senin bildiğin gibi değil. Hiçbir şey. Ne oldu Eda? Ne oldu? Gerçekleri duymak zoruna gitti değil mi? Ya sen arkadaşını, kardeşini kandırdın ya. Yalan söyledin sen ona. Ne olacak şimdi? He? Yaren bir daha senin yüzüne bakar mı sanıyorsun? Ne olacak biliyor musun? Tek başına, yalnız, sefalet içinde bir zaman geçireceksin. Tamam, tamam. Ağlama. Ben sana şimdi bir seçim hakkı daha tanıyacağım. Anlaştık mı? Hazır mısın? Pırlantalar mı? Yaren. Yaren. Güzel. Beni hiç yanıltmadın biliyor musun Eda? Şimdi söyle bakalım. Benim pırlantalarım nerede? Odamda. Güzel. Şimdi biz seninle buradan köşke gideceğiz. Tamam. Sen bana pırlantaları geri vereceksin ve bu mesele kapanıp gidecek. Aa, bir de şey vardı. Banu'yla sana bir 50.000 TL para göndermiştim ben. O para da sende kalsın. Böyle doya doya harca onu. Benim sana hediyem olsun o. Oldu mu? Olmaz. Bugün olmaz. Yarın odada. Onun yanında veremem sana, her şeyi anlar. Ama bak söz veriyorum. Sabah olur olmaz ben sana pırlantaları elimle getireceğim Fırat. Yemin ediyorum, getireceğim, yemin ediyorum. Eda! Ben zaten sana çok insaflı davranıyorum değil mi? He? Beni pişman etme. Ya getireceğim diyorum, anlamıyor musun ya? Aklını çalıştır biraz, aklını. Nasıl verebilirim ben sana Yaren'in yanında onları? Söz veriyorum ya. Söz veriyorum Fırat. Söz veriyorum, getireceğim sana geri. Yapma böyle ne olur. Tamam. O zaman bu gece buradayız. Sabah beraber gideriz. Olmaz olmaz. Ben şu an eve gitmezsem Yaren ortalığı birbirine katar. Benim eve gitmem lazım. Ben Yaren'e inandıramam hiçbir şeyi. Sen bulursun bir yolunu. Olmaz olmaz. Ben ne diyeceğim Yaren'e? Ortalığı birbirine katarsan. Şş, bak çalıyor, 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 çalıyor. Alo Eda. Yaren. Neredesin? Geliyor musun? Gelemiyorum Yaren. Elif'in morali çok bozukmuş. Bizde kalır mısın dedi. Kıramadım ben de ama sabah söz erkenden geleceğim. Tamam ama bak sakın geç kalma. Tamam. Bu kadar. Ben sana hiç güvenmiyorum küçük şeytan. Sen şimdi burada böyle güzel güzel uyu, tamam mı? Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.